Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videomuzla birlikte Almanca Cümle Kuruyorum serisinin 7. bölümüne başlamış bulunuyoruz. Bu bölümdeki konu başlığımızın ana başlığımız die Adjektive yani sıfatlar. Bu bölümde 5 video halinde sıfatları işleyeceğiz. Birinci videomuzda die Adjektiv Deklination mit den bestimmten Artikeln yani belirli artikellerle sıfat tamlamasını işleyeceğiz. İkinci videoda die Adjektiv Deklination mit den unbestimmten Artikeln belirsiz artikellerle sıfat tamlaması. Üçüncü videomuzda die Adjektiv Deklination mit null Artikel yani artikelsiz sıfat tamlaması. Dördüncü videomuzda Adjektiv Deklination mit den Artikel Wörtern dediğimiz artikel gibi kullanılan sözcüklerle kullanılan sıfat tamlaması ve son bölümünde de daha doğrusu 5. bölümünde ise die Substantivierung der Adjektive ya da die Adjektive als Substantive başlığı altında sıfatların isim olarak kullanılması eğer mümkün olursa diğer bir sıfat konusu var önemli. Onu da bu bölümde 6. video olarak sunmak istiyorum. O da die Komparation der Adjektive yani sıfatların derecelendirilmesi konusu. Bunlarla birlikte 6 video yapacağız. İyi çalışmalar diliyorum. Evet arkadaşlar, Almanca Cümle Kuruyorum serisinin 7. bölümündeyiz. Bu bölümün başlığı die Adjektive yani sıfatlar. Bu bölümdeki ilk videomuz ise Adjektiv Deklination mit den bestimmten Artikeln yani belirli artikellerle sıfat tamlaması. Belirli artikel deyince aklımıza ne geliyordu? Der, die, das ve çoğul di yani plural di artikelleri gelecek. Bunların doğrudan kullanıldığı sıfatlarla birlikte kullanıldığı sıfat tamlamalarına başlıyoruz. Önce konuyu Türkçe açısından biraz netleştirelim. Sıfat nedir? Türkçe olarak, Türkçe dil bilgisine nasıl tanımlanır mesela? Sıfat bir ismi, nitelik, nicelik, renk, yer, sıra, sayı ve benzeri bakımlardan niteleyen, belirten bir kelime çeşididir. Bu ne demek? Şu örneklere bakalım. Bir isim olacak, değil mi? Bu isim ev burada. Bunu nitelik veya nicelik yani sayısal açıdan veya yapısal açıdan, görüntüsel açıdan belirtiyor, niteliyor, açıklıyor bir kelime. İşte o kelime sıfat oluyor. Burada o niteleyen kelimemiz nedir? Büyük. Büyükle ev ismi yan yana gelince bir sıfat tamlaması oluyor. Sorun bu. Bu Almanca'da nasıl ifade ediliyor? Bunlara bakacağız birazdan. Büyük ev, beyaz gömlek, ilk durak, son durak da olabilir. Son viraj, 5. kat, 10. kat, arka kapı, ön kapı, sayılar mesela 3 çocuk, 5 çocuk, soyut bir kavram alalım, konu, önemli konu, önemsiz konu, akıllı kişi vesaire benzeri ifadelere biz demek ki sıfat tamlaması diyoruz. Daha netleştirelim, özetleyelim. Bir sıfat, bir de isim yan yana gelecek. İşte Türkçe'de biz buna sıfat tamlaması diyoruz. Bu sıfatların büyük bir kısmı nasıl sorusuna cevap verirler. Yani birlikte kullandıkları ismin nasıl olduğunu açıklarlar. Nasıl ev? Büyük ev. Nasıl gömlek? Beyaz gömlek. Şimdi bazıları hangi sorusuna cevap verirler? Hangi durak? İlk durak. Hangi viraj? Son viraj. Hangi katta? Beşinci katta. Hangi kapı? Arka kapı. Kaç çocuk? Üç çocuk. Hangi konu? Önemli konu. Nasıl konu? Önemli konu. Nasıl kişi? Akıllı kişi. Demek ki bu sorulardan biriyle bunların sıfat olup olmadığını belirleyebiliyoruz. Sıfat tamlaması nedir? Şimdi sıfat nedir'e bir cevap verdik. Sıfat tamlaması nedir? Buna bakalım yani daha netleştirelim iki örnekle. Sıfat tamlaması Türkçe'de bir sıfatla bir ismin yan yana gelmesiyle oluşur. Yan yana. Bir sıfat var burada yeni. Bu bir sıfat. Bir de isim var. O da elbise. İsim yan yana geliyorlar bakın. Yeni elbise. İşte bitti. Türkçe'de sıfat tamlaması böyle yapılır. Bu bir belirsiz
bir kelimeyle birlikte kullanılırsa, hani Almanca'da belirsiz artikel diyoruz ya, belgisiz sıfatlar var mesela işte. Yeni bir elbise dediğimizde yeni yine sıfat, bu sefer bir elbise isim olarak burada bulunuyor. Bu da sıfat tamlaması, bu da sıfat tamlaması. Almanca'da sıfat tamlaması yapmak için sıfat isimle artikel arasına getirilir. Türkçeden farklı bir şey. Çünkü Almanca'da isimlerin artikeli var. Türkçe'de bir sıfatla ismi yan yana getiriyor, oluyor sıfat tamlaması. Ama Almanca'da bu isimle artikel arasına geliyor bakın. Das Kleid elbise demek. Bunun arasına yeni demek anlamında olan neu kelimesi geliyor sıfatı. Ve burada bir de E var bakın. E harfi eklenmiş buraya. Bu sıfat tamlamasında sıfatın aldığı çekim eki denir buna. Sıfatlar tamlamalarda Almanca'da çekim eki alırlar. Bunlar hangileri olabilir, değişir mi, değişmez mi onları ileride göreceğiz. Bir sayfa sonra göreceğiz. Evet, demek ki artikelle ismin arasına sıfatı getiriyoruz. Bir de çekim eki geliyor. Oluyor sıfat tamlaması. Belirli artikelle ama. Değerli, das vesaire artikelleriyle. Belirsiz artikel neydi? Ein. Eğer bununla söylersek yine araya giriyor. Farklı bir şey yok. Ein bir artikeldi burada. Kleid burada. Araya ne geldi? Neu geldi. Bu da burada. Bu sefer E eki değil de S eki aldı. Neden aldığını kısaca açıklıyorum şimdi. Kleid'in artikeli das. Bu ayna baktığımızda bunun artikelinin das olduğunu belirten bir belirteç burada yok aynın yanında. O zaman başka bir yerde bu belirteç olmalı. İşte onun bulunacağı yer ise bu nominatif sıfatlanmamasında S'tir. Yani sıfatın yanıdır. Das'ın ek olarak kullanılan belirteci S'tir. Derin ki R'dir. Das'ınki S'tir. Diğerinki de E'dir. Bu nominatiflerde ve das ve die'nin de hem nominatif hem akuzatiflerinde böyledir. Diğer hallerde farklı ekler gelir. Ancak bu sıfatlar kullanılan ismin artikelinin belirli ya da belirsiz olmasına belirli, belirsiz. O ismin tekil ya da çoğul olmasına bu tekil, Clyde çoğul olsa Clyder olurdu. Ve de ismin hangi halinde kullanıldığına bağlı olarak farklı çekim ekleri alırlar. Yani burada illaki E olacak, S olacak diye bir durum yok. Bu nerede, ne zaman kullandığına, o ismin hangi halde bulunduğuna, tekil veya çoğul olup olmadığına, belirli artikelle veya belirsiz artikelle kullanıp kullanılmadığına bağlıdır. Buradaki ekin ne olacağı. Şimdi bir tabloyla konuya daha derinden ve detaylı bir şekilde bakacağız. Başlığımızı okuyorum. Adjektif deklinasyon mit bestimmten artikeln. Belirli artikellerle sıfat tamlaması çekim tablomuz var. Bu tablo daha önce böyle geniş üç kelimelik satırlar değil, daha kısa satırlar vardı. Dört bölümde buraya sığıyordu. Ama şimdi der ve die'yi buraya aldık. Das ve plural die'yi buraya alamıyoruz. Sığmıyor çünkü sayfaya. Şimdi der bölümünü burada işleyeceğiz önce. Biliyorsunuz der bölümünün tablolardaki adına genelde maskulin diyoruz. Bu bölümde kullanacağımız sıfat berühmt, ünlü demek. Kullanacağımız isimse der Maler, ressam demek. Şimdi ismin bütün hallerinde bunları göreceğiz. Sıramız belli, bunu unutmuyoruz. Nominatif, genitif, datif, akuzatif. Yalın hal, in hali, e hali, i halidir. Şimdi bütün isimlerin yalın hali buradaki durumdur. Der Maler. Sıfat tamlaması olduğu için araya sıfat girmiş. Der berühmt Maler diyemiyoruz. Ne geliyor buraya? E geliyor. Demek ki der berühmte Maler ünlü ressam. Der artikeli kendi orijinal biçimini aynen muhafaza ediyor nominatifte. Bütün artikellerde nominatifte böyledir. Bu der artikeli bakın genitifte des olmuş. Yani başka bir kelimeye dönüşmüş. Der nere, des nere. İşte bu şekilde bir artikel kendi orijinal biçimini değiştirdiği ya da kaybettiği zaman sıfatın sonuna en gelmiş. Hepsinde bakın. Des olmuş, en gelmiş, deyim olmuş, en gelmiş, deyin olmuş, en gelmiş diye bakalım. Di orijinal şeklindeyken e gelmiş,
die dere dönüştüğünde en gelmiş. Tekrar kendi orijinal biçimine döndüğünde yine e gelmiş. Yani di'nin nominatif ve akuzatifi aynı. O da di, o da di. Burada yine e, burada e. Ama der olduğu yerlerde endir. Tek tek okuyorum. Der berühmte Maler, des berühmten Malers, ünlü ressamın çantası. Deyin berühmten Maler, ünlü ressama. Deyin berühmten Maler, ünlü ressamı. İyi hali burası. Diye bakalım. Örnek sıfatımız gut, yani iyi. Örnek ismimiz die Ärztin. Die Ärztin, bayan doktor. Erkek doktor neydi? Der Arzt. Bu die Ärztin, bayan doktor. Die gute Ärztin, iyi doktor. Biz bayan doktor, erkek doktor diye Türkçe'de ayırmayız. Biz ne deriz? İyi doktor. Erkek mi bayan mı diye sorarız. O zaman bu cinsiyet ayrımını öne çıkarırız. Yoksa doktor deriz, geçeriz. Der guten Ärztin, iyi doktorun muayenehanesi mesela, değil mi? İsim tamlamasında kullanıyorduk genitifleri genelde. Der guten Ärztin, iyi doktora, e hali. Die gute Ärztin, iyi doktoru. Bakın, tekrar etmeyeyim ama kısaca bakalım. Artikel orijinal biçiminde kaldığında e, burada da ve burada. Diğerlerinde bakın, artikel kendine benzemediği andan itibaren sıfatların sonuna en geliyor. Neutral bölümüne, yani das bölümüne bakalım. Buradaki örnek sıfatımız groß, büyük demek. Örnek ismimiz das Haus, o da ev demek. Nominatif tabii ki das. Das große Haus. Yani artikelin kendisini kullandığımızda hiç değişime uğratmadan sıfata e ekliyoruz. Oluyor büyük ev. Bak burada bakınız das des olmuş. Burada hemen en olmuş. Bunlar sıfata eklenen ekler. Bizim konumuz bu. İsme eklenen ekler ayrı bir şey. Yani isme zaten sadece der ve das'ın genitifinde ek var. Bir de çoğul di'nin datifinde ek var. Diğerlerinde hiçbirinde isimde herhangi bir ek yok. Burada konumuz sıfatların aldığı ekler, isimlerin aldığı ekler değil. Onları öğrendik zaten. Şimdi tekrar buraya dönüyorum. Das große Haus, büyük ev. Des großen Hauses, büyük evin bahçesi mesela. Dem großen Haus, büyük eve. İşte bu datife dikkat ediyoruz. İnsan adlarının dışındaki adların datif biçimini kullanırken dikkatli olacağız. Yani şunu demek istiyorum. Büyük eve demek için Almanca böyle diyemeyiz. Yani dem großen Haus dediğimizde büyük eve demiş olmayız. Bu şeklen bir açıklamadır. Das große Haus, büyük evi demektir. Bu aynen bu şekilde kullanırız. Hiçbir sorun yaratmaz. Ama datiflere de dikkat edeceğiz. Çoğul diye artikeline bakalım. Buradaki sıfatımız, örnek sıfatımız süß, tatlı demek. Ekşinin zıttı olan tatlı veya acının zıttı olan tatlı. Die Frucht, örnek ismimiz meyve. Bunun çoğulu lazım bize. O neymiş? Die Früchte. Bu inceltme işareti U'ya gelecek. Başka sesli harf yok zaten burada. Die Früchte, meyveler. Şimdi tatlı meyveler diyeceğiz bakın. Die süßen Früchte. Bu dinin artık tekil diyle ilgisi yoktur. Çoğul dinin kullanıldığı sıfat tamlamalarındaki sıfatların hepsi ismin bütün hallerinde en alırlar. Hocam ne bileceğiz biz bu di tekil mi çoğul mu? Şuradan bileceğiz ya. Buradaki isme bakıyoruz. Artikele bakmamız yetmez. Frucht olsaydı burası die Frucht tekil olurdu. Ama burada Frucht de yazıyor. O zaman bu di çoğul di'dir. Bunun bütün hallerde sonuna en geliyor bakın. Yani die süßen Früchte, der süßen Früchte, genitif tatlı meyvelerin fiyatı diyelim mesela. Hepsinde en geliyor. Tatlı meyvelere yine datif çıkıyor karşımıza. Burada dikkat edeceğiz. Bunları açıkladım tekrar konuyu dağıtmamak için. Üzerinde durmuyorum. Die süßen Früchte, tatlı meyveleri. Şimdi bu ekleri bir kuralını çıkarmaya çalışalım. Bakın burada sizin kendiniz çıkarabilirsiniz ama ben size yardımcı olayım. bu tablo dediğimiz hangisi? Bir önceki tablo. İki tane vardı ya. Pardon.
Şu tablo ve bundan önceki bu tabloları dikkatle incelediğimizde belirli artikellerle yapılan sıfat tamlamalarında artikelin değişime uğradığı bütün hallerde sıfatın sonuna en gelir. En diyoruz biz buna. Ben Türkçe okuyorum, onun için en diyorum ama Almanca konuyla ilgili ifadelerde buna en diyeceğiz. Bakın burada der şef aynen durduğu yer, nominatifte sadece aynısı. Burada ismi tekrar yazmadık bu net görünsün diye. Burada noy var şuralarda. Buralarda da şef var. Değil mi? Bunu biz sıfatı da yazmadık, ismi de yazmadık. Burası net görünsün diye. Demek ki artikel değişmeyince sıfata e geliyor. Artikel değişince yani burada des olmuş, burada deyim olmuş, burada deyin olmuş hepsine en gelmiştir. Sıfata gelmiştir bu ekler. İsme gelen ekler bu konuyla ilgisi yok. D'de de aynı, D-köşin yaşlı, pardon, alt yaşlı, D-köşin bayan aşçı demek. Yaşlı aşçı diyeceğiz, bayan aşçı. O zaman burada nominatifte alt'e sadece e ekleyeceğiz diye alt'e köşin olur. Genitifte de alten köşin olur, datifte de alten köşin olur, akuzatifte yine di alte köşin olur. Uzun lafın kısası, artikel değişmediği zaman e geliyor sıfata, artikel değiştiği zaman en geliyor. Das'ta da durum aynı. Klein küçük, das Mädchen kız demek. Küçük kız diyeceksek das kleine Mädchen diyoruz. Artikel değişmediği için kleine e ekliyoruz. Ama genitif ve datifte en ekliyoruz. Değişiyor çünkü das burada des oluyor. Burada deyim oluyor. Ama akuzatifte yine das oluyor. O zaman değişmediği yerde hangi halde olursa olsun e ekliyoruz. Değişime uğradığı yerlerde ise e en ekliyoruz. Çoğul, bu durum çoğul sıfat tamlamasında da aynıdır. Bir isim çoğul yapıldığında artikeli değişmiş oluyor. Tekilken ki artikeli di de olsa bir şey fark etmiyor. Çünkü çoğul artikel olan di artık yeni bir artikeldir. Yani bu çoğul di'nin tekil di ile benzerlik dışında hiçbir alakası, ilgisi yoktur. Bu nedenle sıfatlar hem belirli çoğul artikelli şunlar, hem de olumsuz çoğul artikeli, olumsuz artikel şunlar, tamlamalarda yani sıfat tamlamalarında ismin tüm hallerinde sonlarına en eki alırlar. İster olumsuz artikelle kullanalım, ister belirli artikelle kullanalım, ismin bütün hallerinde sıfatın sonuna en ekleyeceğiz. Burada anlatılan bu. Bir önceki iki sayfada gördüğümüz geniş açıklamalar özeti de burasıdır. Bazı sıfatlar tamlamada kullanılırken ek aldıklarında bazı harflerini kaybederler. Örneklere bakalım. Hoch, hoch yüksek demek. Yüksek ağaç diyeceğiz mesela. Hoch alacağız, buraya getireceğiz. Der, hoher Baum diyemeyiz. İşte bazı sıfatlar sonlarına ek alırsa, sesli harf türünden bir ek alırsa, kendisinde bulunan buradaki hoch kelimesinin c'si gider. Okunuşu da der hoch olmaz, der hoher Baum şeklinde okunur, telaffuz edilir. Baum ağaç, çoğulu Bäume. Dunkel'de de yine Dunkel'in e'si düşer sonaya geldiği zaman. Das dunkle Zimmer, karanlık yani ışık almayan oda anlamındadır. Das dunkle Zimmer değil. Edel, soylu, asil demektir. Örneğimiz das edle Pferd, soylu bir asil bir at anlamında. Asil at pardon bir yok. Das edle Pferd değil, das edle Pferd diyoruz. Bu sondakiler sıfat tamlamasında sıfatların aldıkları çekim ekleridir.
buradan düşen e'ler gidiyor, kayboluyor. Bu e, o e'lerin burada, şuradaki e'lerin buradaki e'lerle hiçbir alakası yok. Eitel kibirli, kendini beğenmiş demek. Die eitle Frau, kibirli kadın. Die eitle Frau değil. Nobel, aristokrat demek insanlar için. İşte eşyalar için vesaire için de lüks ya da şatafatlı anlamına gelir. Ein nobler Herr, kendini beğenmiş. Aristokrat bir bey diyor. Burada her belirsiz artikel, bakın bunlar belirli. Burada ein kullanılmış, bu belirsiz. Ein kullanılınca buradaki ismin artikelinin bir belirteci olması lazım. Burada yok. O zaman buraya bakacağız ya da buraya getiriyoruz. Herr'in artikeli der. Burası nominatif olduğu için ein nobler Herr, aristokrat bir bey anlamına gelir. Sensible, hassas, duygusal demektir. Das sensible Mädchen, duygusal kız anlamındadır. Sensible değil. Sensible pardon. Teuer, pahalı. Die teure Hose, pahalı pantolon. Yani die teure Hose, Hose değil. Die teure Hose diyeceğiz. Sauer, ekşi. Saure Äpfel, ekşi elmalar. Değil mi çoğul? Burada artikel hiç yok. Buna biz null artikel diyoruz. Artikelsiz sıfat tamlamaları konusunda bunu ayrıntılı olarak göreceğiz ama burada bir gönderme yapalım. Çoğul isimler artikelsiz, çoğul isimlerle sıfatlar artikelsiz olarak kullanılabilirler tamlamalarda. O zaman o artikelin belirteci buradaki sıfata eklenir. Çoğul ismin artikeli di'dir, değil mi? Di'nin belirteci e'dir. Zaure Apfel dediğimizde bu artikelsiz olarak kullanılmış bir sıfat tamlaması o demektir. Ekşi elma demektir. Şimdi tamlamalara gelmişken renkleri de şöyle bir değinelim. Zaten hepsi bu konunun bu kadardır. Hem renkleri öğrenelim hem de renklerin sıfat tamlamalarında nasıl kullanıldığına dair de bir fikir edinelim. Türkçe'de olduğu gibi Almanca'da da renkleri sıfat tamlamalarında kullanabiliriz. Önce temel renkleri öğrenelim. Başta Weiß var. Beyaz demek değil mi? Artık bu belli. Bu Schwarz, siyah. Grün, yeşil. Braun, kahverengi. Rot, kırmızı. Blau, mavi. Gelb, sarı. Grau, gri. Almanca'da renklerin koyuluğunu ve açıklığını belirtmek için bu renk sözcüklerinin başına hell, açık anlamına gelir ya da dunkel, koyu anlamına gelir. Bu sözcükler eklenir. Örneğe bakalım. Blau neydi? Mavi. Açık mavi diyeceksek hellblau, bitişik yazıyoruz. Hiç boşluk yok. Hellblau dedik mi açık mavi olur. Koyu mavi diyeceksek dunkelblau. Koyu mavi genelde biz ne deriz ona? Lacivert deriz. İşte lacivertin Almancası ne oluyor? Dunkelblau oluyor. Açık yeşil diyeceğiz. Hellgrün. Koyu yeşil diyeceksek dunkelgrün. Tabii yeşillerin bir sürü ton adı var. Bilmem ne var. Bunların çoğunun biz de Almancasını falan hemen şak diye aklımıza getiremeyebiliriz. Bunları sözlüğe bakarız gerektiğinde öğrenir kullanırız. Şimdi renkleri sıfat tamlamasında kullanalım. Mavi gömlek. Mavi blau. Tamlamada ne yapıyorduk? Artikel ile ismin arasına sıfatı getiriyorduk. Önceki sayfalara bakabiliriz. Das blaue Hemd, mavi gömlek. Yeşil etek, der grüne Rock. Sarı çiçek, die gelbe Blume. Beyaz perde, der weiße Vorhang. Aşağıdaki renk sıfatları çekim eki almazlar ve derecelendirilemezler. Çekim eki konusunu iyi kötü anladığınızı sanıyorum. Ama derecelendirilmek ne demektir? Ona çok basit bir örnek verip hemen geçeceğim. Mesela büyük sıfatını alalım ve derecelendirelim Türkçe'ye göre. Büyük, bir derece sonrası daha büyük, bir derece üstü en büyüktür. Bu ifadeler Almanca'da da
söylenir, bu şekilde derecelendirilir. Ama nasıl olduğuna burada girmiyorum çünkü konu karışır. Şimdi leylak renginin Almancası lila, pembenin Almancası rosa, bej renginin Almancası bej diye okunur. Bu burada bayge gibi oluyor tabi, Almanca okursak bayge diyesimiz gelir de Fransızcadan geçme bu kelime, buna bej diyoruz. Turuncu kelimesinin Almancası orange. Eğer bu büyük harfle yazarsak portakal olur, orange diye okunur. Ama turuncu renk olarak söylersek küçük harfle yazar ve orange deriz. Turkuaz kelimesinin renginin Almanca adı türkis. Okra diye bir renk var. Toprak rengi daha çok ressamların kullandığı doğal renklerdir. Bunlar topraktan vesaire doğal olarak taşlar ezilerek filan elde edilen renklerdir. Onlardan biri de okra. Buna oka diyoruz. Konyağın rengi, konyak rengi de bir renk adı olarak çok geçer. Konyak. Olif, haki yani zeytuni demektir. Olife, zeytin demektir. Olifen öl mesela, zeytinyağı demektir. Bu olif renk sıfatı ek olarak da kullanılabilir. Burada görünüyor. Örneklerin sonunda yine göreceğiz. Burada sadece bir fikrimiz olsun. Ein olifer şal, zeytunni haki renkte bir şal, şar. Belirsiz artikel olduğu için şalın artikeli derdir. Buraya eri gelmiştir. Bu ek alarak, direkt sıfatın ek alarak kullanılmasına örnek, bir de buna ek alması aslında Hochdeutsch'te böyle bir kullanım yoktur. Bu olif kelimesi ek almaz. Ama bu halk arasında kullanılıyor. Bunun kullanımını daha da böyle anlamlandırabilmek için farben diye bir kelime var. Zeytuni renkli, bu renkte anlamında. Zeytuni renkte şal, yani zeytuni renkte eşarp anlamına geliyor. Biraz önce bahsettik. Şal kelimesinin artikeli derdir. Onun belirteci buraya gelmiştir. Ein olifarbener şal. Örneğin eflatun etek veya pembe elbise demek için bu renkleri der lilane rok veya das rosane kleid şeklinde kullanamayız. Bunlar halk arasında duyuluyor ama bunların standart Almanca'da, yani Hochdeutsch dediğimiz Almanca'da herhangi bir kullanımına izin verilmez. Bunları doğru olarak kullanmak istiyorsak şöyle diyeceğiz. Der lila rok, eflatun etek veya das rosa kleid, pembe elbise. Böyle diyeceğiz. Yani der lilane rok veya das rosana, rosane kleid diyemeyiz. Başka bir örnek verelim. Şu bej kelimesi de ilginçtir. Oradan veriyorum. Sie hat einen beige Schal den Hals. Şuradaki D yok. Burada fazladan çıkmış bu. Der Schal, daha önce bahsettik. Eşarp, şal demek. Der Hals, boyun. Bir prepozisyondur. Akkuzatif ister. Bir şeyin etrafında, çevresinde anlamını verir. Burada neyin etrafında? Boynunun etrafında. Boynunda. Biz boynunda diyoruz da Almanlar boynunda demek için umu kullanıyorlar işte. Akkuzatif istediği için halsın artikeli der. Derin akkuzatifi deyin. Deyin hals. Boynunda demektir. Şu de yok. Şuradaki de. Bir daha okuyorum. Sie hat einen beige Schal. Boynunda bej renginde bir şal var diyor. Şal var. Belirsiz akkuzatif değil mi? Haben burada akkuzatif ister bu fiil. Bundan dolayı o sahip olduğumuz her neyse onu akkuzatif yapmak zorundayız. Eğer bir şal diyeceksek belirsiz artikel kullanırız. O zaman bunun akkuzatifi aynen olur. Aynen olduğu için de buraya başka bir renk olsaydı, burası rot olsaydı roten olurdu. Ama bej olduğu için bu ek almaz. Buradaki e bir tamlama eki değildir. Buradaki bayge diye okursak bunu, bayge bej kelimesinin Fransızca'daki söyleniş biçimidir. Telaffuzudur. Bunu e'nin tamlamayla, tamlama ekiyle hiçbir alakası yok. Bayge'ye ait bir kelime. Tabi bayge de, diyorken de yanlış diyorum ben. Bunun okunuşu bayge değil, bej. Aynen bej şal den hals. Lila
leylak renginde veya roza gül rengi pembe renk sıfatlarının yanı sıra daha birçok renk sıfatını çekim ekiyle sıfat tamlamasında kullanabilmek amacıyla hani dedik ya bunlar çekim eki almazlar fakat illaki bunları bir sıfat gibi çekim eki kullanarak sıfat tamlamasında kullanmak istiyorsak bu sıfatlara bu çekim eki almayan sıfatlara farben ya da fabik ekleriyle eklemeler yapar eklerini ekleyebiliriz. Mesela Türkis turkuaz değil mi? Das Türkis farbene Hemd turkuaz renginde gömlek. Ne oldu? Türkis'e farben ekledik. Ekledikten sonra tamlama eki olan e'yi getirdik. Neden e ekledik? Çünkü nominatif das hem de artikeli das kendisi das'ın kendisi bu değil mi? Bunun herhangi bir değişikliğe uğramış hali yok. O zaman tamlı sıfata e ekledik. Belirsiz artikelle kullanırsak oka okra renginde demekte. Toprak rengi demiştik. Ein oka farbiges Kleid okra renkli bir elbise. Okra renginde bir elbise. Bir elbise elbise değil bir elbise. Değil mi? Belirsiz artikel. Kleid'in artikeli das. Belirsizi ein ama belirteci das'ın es'tir. Onu tamlamanın sonuna ekliyoruz. Özel durumlar. Bej ve oranj renk sıfatları der orangene Pullover veya ein orangene Pullover veya das orangene Hemd veya ein oranges Hemd şeklinde kullanılamazlar. Bunların hepsi yanlıştır. Belki kullanan vardır bilemem o kadar ayrıntıyı bilmem ama bunlar Hochdeutsch'ta standart sprache dediğimiz dil kullanımında kullanılamazlar bu şekilde. Bunların kullanım şekli şuradadır. Mesela oranjla kullanalım. Der orange Pullover, turuncu kazak. Die artikelli bir isim. Die orange Hose, turuncu pantolon. Das artikelli bir isim. Das orange Hemd, turuncu gömlek. Eğer illaki bunları bir sıfat ekiyle birlikte kullanmayı kafamıza koymuşsak o zaman bu oranj kelimesine ya da bej kelimesine farben ya da farbik kelimelerini ekliyoruz. Sonra tamlama eki getirebiliriz. Ama bu şekilde getiremeyiz. Der oranj farbene Pullover. Turuncu renkte kazak. Turuncu renk kazak yani. Die oranj farbige Hose. Turuncu renkli pantolon. Bu renkte, bu renkli demektir. Das orange farbene Kleid, turuncu renkte elbise. İki ve daha fazla renk sıfatı birden kullanılacaksa araya bağlama çizgisi konur şu çizgi. Siyah beyaz bir tişört. Almanca nasıl söylüyoruz bakın. Ein Schwarz Weißes T-shirt. Siyah beyaz bir tişört. İki sıfat bu şekilde kullanılacaksa birincide herhangi bir ek yok. Bakın Schwarz'da bir ek yok ama Weiss'da T-shirt'ün artikeli das'tır. Onun belirteci es olarak buraya eklenmiştir. Eine gelb rote Blume sarı kırmızı bir çiçek. Belirsiz artikeldir. Blume'nin artikeli D'dir. D olduğu için burası aynı olmuştur. Burada da D'nin belirtecini sıfata ekliyoruz. D'nin belirteci E'dir değil mi? Sarı kırmızı bir çiçek. Örnek verelim. Beşiktaş hat das schwarz weiße Trikot. Beşiktaş siyah beyaz formaya sahiptir. Tabi bu akkuzatiftir Almanca'da. Biz Türkçe'de E halinde çeviriyor. Burada İ halindedir Almanca'da ama Türkçe'ye E halinde çeviriyoruz. Çünkü Almanca'nın yapısı bu. Haben, fiil, akkuzatif, ister. Yani sahip olduğumuz şey neyse onu i halinde söylemek zorundayız Almanca'da. Beşiktaş siyah beyaz formaya sahip. Yani formayı sahip diyor Alman. Formaya demiyor. Siyah beyaz formayı sahip. Öyle. Bunu böyle kabul edeceğiz. Fenerbahçe hat ein gelb dunkel blaues Trikot. Fenerbahçe sarı lacivert bir formaya sahip.
Galatasaray hat ein gelb rotes Trikot. Galatasaray bir sarı kırmızı formaya sahip. Bir daha söylüyorum. İki renk kullanıldığında, tabii kesin çizgilerle birbirinden ayrılmış renklere sahipse bu bahsettiğimiz giysi şu bu, o zaman araya çizgi koyuyoruz ve birinci sıfat yani renk sıfatı ek almıyor, ikinci renk sıfatı ek alıyor. Eğer karışık iki renkten yani ebruli renkten oluşan bir renklenmeden bahsedilecekse o zaman araya bağlantı çizgisi konmaz. Şimdi formaları aklımıza getirelim. Çubuk çizgili formalar var. Birbirinden net olarak ayrılır. Dikey. Ya da formanın kendisi iki parçadan oluşmuştur. Yarısı siyah, yarısı beyazdır ya da sarı ve laciverttir. Burada bu çizgiyi koyuyoruz. Çünkü renkler kesin hatlarla birbirine ayrılmış bir üniformaya dönüşmüş artık. Değil mi? Yani forma. Ama mesela bir tişört alıyoruz. Bu alabula bir şey böyle. Renkler birbirine girmiş. İşte siyah beyazsa siyahla beyaz arasında gri ton girmiş böyle. Karma böyle birbirine karışmış. Ebruli bir renk diyelim. Öyle bir renk varsa tişörtte o zaman şöyle diyoruz. Ein schwarz-weißes tişört. Bitişik yazıyoruz. Bak schwarz-weiß'ı ve bitişik tek kelimeye dönüştüğü için de zaten yine sonuna geliyor. Buradaki ismin artikelinin belirteci. Veya aynı gelb rote blume, sarı kırmızı çiçek. Var böyle çiçekler. Yaprağının bir ucuna bakıyorsunuz kırmızı, gerisi ortası sarı vesaire. Böyle renklerin birbirine girmiş olduğu durumlara biz bu renklerde işte ebruli falan diyoruz Türkçe'de. Böyle durumlarda araya herhangi bir çizgi koymuyoruz şuraya ve şuraya. Şimdi bu konunun içinde yine bir ayrıntıya girelim. Gebrauch der Zahlen als Adjektive sıfatların, sayıların sıfat olarak kullanması. Demin renkleri sıfat olarak kullandık. Şimdi sayıları sıfat olarak kullanacağız. Birinci sayı grubumuz Grundzahlen yani asıl sayılar. Nedir bunlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vesaire böyle gidiyor. Bunlara biz asıl sayılar diyoruz. Mesela şöyle bir örnek cümlemiz var. Diyoruz ki Ich schreibe einen Brief. Buradaki einen belirsiz artikeli de temsil edebilir. Sayısal bir değer olarak bir anlamına da gelebilir. Ne zaman bir anlamına gelir? Bunun üzerine vurgu yaparsak söylerken bir anlamı. Ich schreibe einen Brief. Ben bir tane mektup yazıyorum demektir burada. Ama Ich schreibe einen Brief dersek ben herhangi bir mektup yazıyorum yani önemli değil. Konusu falan filan önemli değil. Herhangi bir mektup. Eğer biz bir mektup değil de birden fazla mektup yazıyorsak o zaman burada aynen olmaz. Kaç tane yazıyorsak o sayıyı getiriyoruz. İki tane mi yazıyoruz? Ich schreibe zwei Brief değil ama brief ediyoruz. Niye? İki çok birden fazla. Birden fazla sayılarla ifade edilen isimler tekil kullanılamaz Almanca'da. Türkçe'de kullanılabiliyor. İki mektup, üç mektup diyoruz da Almanca'da öyle bir şey yok. Almanca'da iki dediğinde isim de hemen çoğul olur. Birse einen Brief, iki mektup yazıyorsan zwei Briefe, üç yazıyorsan drei Briefe, dört tane yazıyorsan vier Briefe. Ich schreibe zwei Briefe ve buradaki bu sayıların herhangi bir eki yok görüyorsunuz. Sıfat tamlaması eki yok bunlarda. Kullanılmıyor. Bunu da unutmuyoruz. Demek ki bir derken işte artikel çekiliyor, nominatif, genitif, datif vesaire halleri de bir sürü değişime uğruyor ama burada bunlar herhangi bir ek almıyorlar ismin hiçbir halinde. Zaten çoğul olduğu için sadece die, der, den, die'ye göre kullanımı söz konusudur. Onların farklı kullanımları konu gelince açıklayacağız da en azından şunu söyleyelim. Nominatifte herhangi bir ekleri yok. Burada bunu görüyoruz çünkü. Schreiben bir fiildir. Bir şeyi yazmaktır. İyi halinde yazdığın şeyi iyi halinde söyleyeceksin. Mesele budur. Bir şeyi yazmak diye burada böyle bir dille alay etme niyetimiz yok. Bu iyi ile bunu vurguluyoruz. Niye vurguluyoruz bunu? Schreiben'in kullanıldığı cümlede yazılan şey her neyse onu iyi halinde söylemek zorundayız. Türkçe'de biz bir mektup yazıyorum deriz. Yalın halde görünür. Buna belirtisiz nesne deriz. Ama nesne deriz. Nesneler asla yalın halde olmazlar aslında.
anlam olarak olmazlar. Şeklen olabilirler Türkçe'de ama anlam olarak zaten yalın halde olmadıkları için anlam olarak ona belirtisiz nesne diyoruz. Eğer bir mektubu yazıyorum deseydi, yazılı olarak U'yu görseydi burada belirtili nesne derdik. Yani bunları söylerken amacımız dille alay etmek falan değil. Bir önemli durumu vurgulamaktır. Der brief mektup, bunun iyi hali akuzatifi dein brief, belirsiz kullanırsak aynen brief olur. Ordnungszahlen sıra sayılar ya da sıra sayı sıfatları. Bunlar nelerdi? Birinci yani ilk. Erst birinci ya da ilk demektir. Zweite ikinci, dritte üçüncü, vierte dördüncü bunları sayılar konusunda en ayrıntılı şekilde vermiştik. Die Probe, çoğulu die Proben, deneme yani prova demek. Cümleye bakalım. Das ist die erste Probe. Bu ilk deneme. İkinci deneme ise ne diyor? Das ist die zweite Probe. Das ist die vierte Probe. Das ist die fünfte Probe. Bu sıra sayı sıfatları tamlamada, sıfat tamlamasında ek alırlar. Buradaki E aslında sıfat tamlamasında kullanıldığı için kullanılan bir E'dir. Eğer bu artikel mesela datif olsaydı yani der olsaydı, D'nin datif olan der olsaydı buralara bir de N harfi gelecekti. Değil mi? Normal sıfat gibi kullanılıyor sıra sayı sıfatları. Asıl sayılar kullanılamıyoruz bir sıfat gibi. Bunlar ek almıyor ama sıra sayı sıfatları sıfat tamlamasında ek alıyorlar. Ruhsalen dediğimiz kesirli sayılarda durum yine yukarıdaki kurum sayılarda, asıl sayılardaki gibidir. Die Fahrt dauert eine Viertelstunde. Burada Viertel dörtte bir demek. Kesirli sayı değil mi bu? Vier, dört, Viertel dörtte bir. Beşte bir olsaydı Fünftel olurdu. Değil mi? Bunları hatırlayalım. Konuya dönüp bakacağız. Yolculuk bir çeyrek saat sürüyor. Bir çeyrek saat ne demek? 15 dakika demek değil mi? Saatin dörtte biri çeyrektir. Çeyreğin anlamı ne bizde Türkçe'de? 15 dakika. Biz 15 dakika var deriz, bazen de çeyrek dakika var, çeyrek saat var deriz. Saat de demek, çeyrek var deriz. Biz bırakırız değil mi? İşte çeyrek dediğimiz şeyin Almancası neymiş? Viertel. Bu bir kesirli sayıdır Viertel. Bu sayılarda herhangi bir ek almazlar. Gelelim Stunde meselesine. Stunde yani die Stunde 60 dakikalık süreye verilen attır saat olarak. Bir saat sonra geleceğim diyorsan o zaman Stunde'yi kullanacaksın. Eğer kolumdaki saat bozuk diyorsan o aletin adıdır. Alet olarak saatin adı die Uhr, zaman olarak saatin yani 60 dakikalık sürenin adı die Stunde'dir. Bazen bu okullardaki ders saati için de kullanılır. Ders saatleri 40 dakika olur, 45 dakika olur. O da Stunde'dir. Bunlar da küçük ayrıntılar olarak aklımıza kalabilirse iyi olur. Başka bir örnek, halb kelimesini kullanalım. Halb yarım demek biliyorsunuz. Bunu bir sıfat gibi kullanıyoruz. Hiç fark etmiyor. Renk sıfatları gibi vesaire. Yani normal sıfat gibi ek almayan sıfatları kastetmiyorum. Normal ek alan sıfatlar veya işte şu büyük küçük vesaire gibi sıfatlar gibi onlar gibi ek alarak kullanılabilir bunlar. Ich kaufe nur ein halbes Kilo Zucker. Bu bir miktar belirten tamlamadır. Şu kadar kilo şeker alacağım diyor değil mi? Ne kadar kilo alacak? Yarım kilo şeker. Yarım kilo şeker derken ein halbes Kilo Zucker. Bir miktar adıyla birlikte o alınacak maddenin adı da söylenecekse o alınacak maddenin adı burada Zucker yani şeker. Bunun artikeli kullanılmaz burada. Söylenmez. Un da alsan ne diyecekti? Ein halbes Kilo Mehl diyecekti. Tuz alsaydı ein halbes Kilo Salz diyecekti. Yani şu Zucker'in yerinde alınacak madde ne olursa olsun artikeli asla söylenmez. Ama birimin artikeli buradaki durumu etkiler. Birim ne burada? Kilo. Birim ton olabilirdi, litre olabilirdi vesaire. Ona göre buradaki ekler de artikel de değişirdi. Tabii demek ki bu yarım kilo filan derken
kullanılan yarım kelimesi normal bir sıfat olarak kullanılıyor. Normal sıfatlar hangi ekleri alıyorsa bu da aynı ekleri alıyor. Kilonun artikeli das'tır. Bu belirsiz artikeldir. Belirsiz artikelin hangi artikel olduğunu anlamak için de buraya artikelin belirteci gelir. Kilonun artikeli das, das'ın belirteci es'tir. Ich bleibe anderthalb Jahre in der Schweiz. Anderthalb 1,5 demektir. 1,5 birden büyüktür, çoğuldur. Yani birlikte kullanıldığı ismi çoğul yapar. Jahr yıldır, Jahre çoğuludur yılın, yıllardır yani. Ben diyor 1,5 yıl İsviçre'de kalacağım. Bir yere gidiyor, orada İsviçre'de 1,5 yıl kalacağım diyor. Anderthalb Jahre yerine ein und ein halbes Jahr da diyebiliriz. Ein halbes Jahr da deriz. Ama bunları kullandığımızda Jahr'ı tekil kullanırız. Artikeli das olduğu için bunun sonuna es getiririz. Çünkü halb yarım demek bir sıfattır. Ein halbdeki halb de sıfatının işte bir çeşit kullanımıdır. Buraya da es gelir. Ama anderthalb'ı kullanırsak çoğul kullanmak zorundayız. 1,5 yıl İsviçre'de kalacağım demektir. Ich bleibe anderthalb Jahre in der Schweiz. Başka bir grup sayılara geçelim. Die Vervielfältigungszahlen, çoğaltma sayıları. Bunları elde edebilmek için normal bildiğimiz sayılara, şu 1, 2, 3, 4, 5 diyoruz ya, 1, 2, 3, 4 filan dediğimiz sayılara fach ekledik mi oluyor çoğaltma sayısı. Örneği burada göreceğiz. Eğer bu sayılara fach değil de malich ekini eklersek bunlara da Wiederholungszahlen diyoruz. Yineleme sayıları elde etmiş oluyoruz. Yineleme yani tekrarlama. Örnek verelim. Çoğaltma sayıları belli bir zaman içinde örneğin 1-2 ay içinde ard arda ara vermeksizin ya da üst üste meydana gelen olayları belirtirken kullanılır. Örneğimiz Das ist der vierfache Sieg dieser Mannschaft in zwei Wochen. Bu takımın 2 ay içinde 4. kez ard arda ya da üst üste galibiyeti demektir. Şimdi burada bir sıfat tamlaması var. Bunu bir önce inceleyelim. Der Sieg isim. Vierfach 4. kez anlamında, değil mi? 4 kere üst üste anlamında. Bu bir sıfat. Sıfat tamlamada kullanıldığı zaman ismin haline bağlı olarak bir ek alır. Burada nominatiftir. 4. galibiyet. Yalın halde bir ifadedir, değil mi? O zaman buraya e gelmiştir. Ne oldu? Bu 4. kez ard arda galibiyettir. Neyin galibiyeti bu? Bu takımın galibiyeti. Burada bir de isim tamlaması var bakın, değil mi? Der vierfache Sieg dieser Mannschaft. Burası genitif. Genitifi nerede kullanıyoruz dedik hep? İsim tamlamasında. İsim tamlaması konusunu işledik. Mannschaft'ın artikeli die. Genitifi der. İşaret artikeli dies de kullanırsak olur burası dieser. Tamlamalar tamlayan tamlanan sırası Türkçe'de önce tamlayan sonra tamlanan gelir. Ama Almanca'da önce tamlanan sonra tamlayan gelir. Ters çeviririz. Ne olur? Das ist der vierfache Sieg dieser Mannschaft in zwei Monaten. Bu takımın 2 ay içinde 4. kez ard arda ya da üst üste galibiyeti demektir. Başka bir örnek. Der Chef braucht dieses Formular in dreifacher Ausfertigung. Şefe bu form 3 nüsha olarak gerekiyor. Gerekiyor şurası braucht. Eskiden bunlar tabi 3 nüsha yazmak için daktilolarda beyaz kağıtların arasına kopya kağıdı konurdu ya da kendinden karbonlu kağıtlar vardı. Onlar 3 nüsha falan yazmak için böyle yapılırdı. Şimdi bilgisayara ver komutu hemen sana 3 tane printer'dan şey çıkarır, formüller çıkarır. Buradaki konumuza dönersek Ausfertigung nüsha anlamında efendim artikeli die in 3 nüsha halinde diyoruz ya işte o halinde anlamını vermek için in kullanıyoruz. 3 nüsha olarak dediğimiz yani. Bunu ayrıca preposisyon konusunda işleyeceğiz. Şimdi ayrıntıya girmek istemiyorum. Bu datif ister burada. Ausfertigung artikeli die'nin datif der
in dreifacher Ausfertigung olur. Bir başka grup sayımız yineleme sayıları. Bunlar bir başka derken biraz öncekinin ikinci bölümüne geçtik. Yineleme sayıları ise geniş bir zamana yayılan bir durumun sayısını belirtmekte kullanılır. Bir önceki neyi belirtmekte kullanıldı? Üst üste arka arkaya elde edilen bir durum veya yapılan bir işi bahsederken kullandık. Ama bu işin zaman içinde art arda üst üste olması değil de amacımız kaç defa olduğunu vurgulamak istiyorsak o zaman bu sayıları fah ekleyerek değil malik ekleyerek kullanıyoruz. Örneğin das ist der zweimalige Sieg dieser Mannschaft in einem Jahr. Bu takımın bir yıl içinde ikinci kez galibiyeti. Yani 12 aylık bir süre var. Birinci ay bir galibiyet almış. Aradan 10 ay geçmiş bir galibiyet daha almış. Yani ne üst üste bir durum var ne ard arda bir durum var. Burada öyle bir amaç da yok onu belirtmek isteyen. Burada belirtilen amaç sadece iki galibiyeti olduğudur. Bu diyor bu takımın bir yıl içinde ikinci galibiyeti yani ikinci kez aldığı galibiyet. Das ist sein viermaliger Anruf heute. Bu onun bugünkü dördüncü araması, telefon araması. Anruf'un artikeli der, iyelik artikeli olan sein'la kullanılmış. Bu zaman bu durumda kullanılan sıfatın sonuna artikel, buradaki ismin artikelinin belirteci eklenir demiştik. Burada da eklenmiş. Das ist sein viermaliger Anruf heute. Birisi bir adamı aramış 3-4 defa ama işte sabah 9'da aramış. Aradan 3 saat geçmiş bir daha aramış. 5 saat geçmiş bir daha aramış. Akşam 11'de bir daha aramış. Bu aranan adam da diyor ki birine bu diyor onun bugünkü 4. araması. Ama ne üst üstelik var ne arka arkayalık. Kaç kere aradığı vurgulanıyor burada. Es besteht die Prüfung erst, er besteht die Prüfung erst nach dreimaligem Versuch. O sınavı ancak 3. denemeden sonra başarıyor. Nach bir şeyden sonradır, zaman belirten bir prepozisyondur, datif ister. Tekrar ediyorum. Bir şeyden sonra demektir nach. Birkaç anlam var da buradaki anlamını söylüyorum. Datif ister. Kullanıma bakalım. Versuch'un artikeli derdir. Derin datifi deyimdir. Artikel kullanılmadığı zaman deyimin belirteci em olarak sıfata eklenir. Artikelsiz sıfat tamlamasında bunu göreceğiz. O ancak 3 defa sınava giriyor. 3. denemeden sonra başarıyor. İşte o zaman 3 defa arka arkaya girdiği falan yok. Bir giriyor 3 ay geçiyor, bir daha giriyor 3 ay 5 ay geçiyor, bir daha giriyor. 3 defa giriyor ama aralık uzuyor işler sonra başarıyor. Bunu anlatıyor bu cümle. Bu konunun içinde sözünü edebileceğimiz bir diğer kelime doppelt. Doppelt iki defa, çift anlamına gelir. Yani zweifach yerine doppelt kullanabilir Almanlar. Zweimalig yerine de kullanabilirler. Onların örneklerdeki zaman yeri gelince söyleyeceğiz. Der Kassierer bezieht doppeltes Gehalt. Der Kassierer kasier. Gehalt beziehen, maaş almak. Gehalt beziehen bu. Fiili çekiyoruz öteki cümlenin sonunda. Das Gehalt kelimesi maaş demek. Çoğulu die Gehälter. Cümleye dönelim. Der Kassierer bezieht doppeltes Gehalt. Kasiyer çifte maaş alıyor. Bu doppelt'in İngilizce'de double dedikleri şey var ya. Bu double'ın Almancası doppelt işte. Hani şimdi bir moda var double kahve istiyor double olsun diyor. İşte Türkçeyi böyle uydurmak, kullanmak isteyenler böyle kullanıyor. Double, mobile diye. Böyle bir şey yok. Doppelt de yok. Biz yani çift, içeriği çift olsun. İki kat koy anlamında falan söyleriz. Bir fincan, büyük fincanda isteriz deriz. Double, mobile falan bunlar yabancı hayranlığıdır. Kasiyer çift maaş alıyor demek burası. Der Beamte hat einen Koffer mit doppelten Böden. Memurun önünde bir valiz var. Bu valizin tabanı çiftmiş. Bir taban var, içeride bir taban daha var demek ki. Çift tabanlı bir valizi varmış. Bunu anlatıyor.
Burada mit datif ister. Boğdun çoğul olunca artikeli di olur. Di'nin çoğul datifi deyindir. Bu deyinin belirteci en olarak sıfata eklenmiştir burada. Bunu da yine artikelsiz sıfat anlamasında göreceğiz ama şimdiden bir fikrimiz olsun. Memurun bir valizi var çift tabanlı. Valizi var değil mi? İyi hali. Koferi de burada iyi halinde kullanıyoruz. Belirsiz artikel ile. Der kofer, iyi halinde deyin kofer olur. Belirsiz artikel ile kullanırsak aynen kofer olur. Gattungszahlen diye bir sayı grubumuz var. Bunlara çeşit belirten sayı sıfatlar diyoruz. Bunları elde etmek için de bu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, vesaire dediğimiz sayılara erlay ekliyoruz. Hani bir öncekilerde bir kısmına fah ekledik, bir kısmına malik ekledik. Burada da erlay ekliyoruz. Bakalım nasıl ekliyoruz. Ich brauche dreierlike Kräuter für diese Suppe. Kräuter otlar demek. Ot, şu şifalı otlar falan var ja, o ot. Onun tekili das Kraut. Ot. Çoğulu die Kräuter. Ama burada çoğul kullanıldığı halde bu Dreierlei'da herhangi bir sıfat tamlaması eki yok. Sadece sayıyı çeşit belirten sayıya dönüştürmek için kullanılan Erlei eki var. Üç çeşit ot kullanıyorsa Dreierlei diyor. İki çeşit olsaydı ne diyecekti? Zweierlei. Dört çeşit olsaydı Viererlei diyecekti. Böyle gidiyor bu. Hiçbir şekilde herhangi bir tamlama eki yok. Zaten çoğulda kullanılıyor bu genelde. Tekil kullanımı da var. Bakalım. Das Kind hat allerlei Spielzeug zu Hause. All, bütün, hepsi demektir. Buna her çeşit anlamını katabilmek için erlei eki getirdik. Olduk allerlei. Spielzeug tekil kullanmış burada. Çocuğun her çeşit oyuncağı var evde. Evde çocuğun her çeşit oyuncağı var diyor. Her çeşit demek için de belirsiz sayı sıfatı değil mi al? Yani belirli olsa bir iki çeşit derdi. Belirsiz bir sayı belirteceği zaman al diyor. Daha başka bir sürü belirsiz sayı sıfatı var. Der Lehrer zeigt auch zweierlei Lösungen des Problems. Öğretmen problemin iki çeşit çözümünü gösteriyor. İki çeşit çözüm deyince bir tane değil iki tane çözüm gösteriyor. İki tane olduğu için de tekil değil çoğul kullanılıyor çözüm kelimesi. Ama bizim konumuz nedir? Burada kullanılan bu sıfat türünden kelimenin ek alıp almadığı biraz da. Burada ek yok. Burada ek yok. Burada ek yok. Der Chef hat hunderterlei einwände gegen den Plan. Şefin plana yüzlerce itirazı var. Einwand itiraz. Einwände çoğulu bunun. Hunderterlei deyince yüzlerce derken zaten bir itiraz değil. Bir sürü itirazlar. Çoğul yani. Orada bunu hemen çoğul kullandık. Einwand kelimesinin çoğulu Einwände. Ama herhangi bir artikel belirteci yok. Bakın ek yok. Burada da yok. Burada da yok. Gegen den plana gelince plana karşı demek burası. Gegen akkuzatif isteyen ve bir şeye karşı, zıtlık anlamında karşı, bir şeyin karşısında anlamında değil yani. Evin karşısında bahçe var gibi bir anlamda değil. Ben sana karşıyım, aleyhindeyim anlamında kullanılmak için gegen kullanılabilir. O zaman gegen akkuzatif ister, plana karşı demek için de plan, der plan, artikeli der yani. Bunun akkuzatifi deyin, gegen deyin plan, planın aleyhinde, plana karşı. Şefin plana karşı yüzlerce itirazı var. Gelelim alıştırmalara. Birinci alıştırmamızın başlığı Übersetzen Sie ins Deutsche. Almanca'ya çeviriniz. Burada hepsini Türkçesi yazıyor. Bunları benim okumamın hiçbir anlamı yok. Sadece kelimeleri görelim. Kendimiz artık bunları okuyacak duruma gelmiş olmalıyız. Tekillik, çoğullukla ilgili burada vurgulu göstergeler var. Mesela house çoğulunca şu eki alacak, incekme olacak ve şu eki alacak. Nerede incekme olacak? U'da mı, A'da mı? Onu burada vurguluyoruz. A incelince okunuş ne olur?
das Haus tuğlu die Häuser olur. Buna benzer ayrıntılara dikkat edelim. 6, 7, 8, 9, 10 bu sayfada işte diyor ki 6'da onlar kapalı kapılar arkasında konuşuyorlar. Burada size gereken bütün kelimeler var. Prepozisyonlar var. Bunların önünde küçük açıklamalar var. Bunları biraz böyle kendimizi yorarak ne demek istediğini de anlamaya çalışarak çözmeye çalışırsak yapacağımız yanlışlar en azından mantıklı yanlışlar olur. Akıllı öğrenci soruyu doğru cevaplıyor diyor. İşte iyi hali var, bilmem ne var. Bunları Almanca'ya çeviriyoruz. Sonra buradaki şu çözümlerle karşılaştırıyoruz. Çözümleri okuyorum telaffuz açısından. Birincisi, das große weiße Haus gehört uns. İki, zweitens, ich kenne den alten Mann nicht. Drittens, ich liebe die kleinen Städte. Viertens, das kalte Wetter schadet der Gesundheit. Fünftens, ich gebe dir den weißen Ball. Sechstens, sie sprechen hinter den geschlossenen Türen. Siebtens, der kluge Schüler beantwortet die Frage richtig. Achtens, der Junge hilft nicht der alten Frau. Neuntens, der Ararat ist der höchste Berg der Türkei. Ararat'ın Almanca'da uluslararası kelimeler arasında kullandığı adı der Ararat'tır. Agriberg olarak da yazabilirdim ama karşınıza çıkarsa en azından anlayın diye bu kelimeyi kullandım. Burada bir de isim tamlaması görüyoruz değil mi normalde? Türkiye'nin en yüksek dağı. Yani burada bir sıfat tamlaması var der höchste Berg. Bir de isim tamlaması var der höchste Berg der Türkei. Türkiye'nin en yüksek dağı Ağrı Dağı'dır. Mein Vater trägt den schweren Koffer. Bir başka alıştırmamız geliyor. Burada da daha basit bir olay var. Eğer grameri doğru anlamışsak, bu cümlelerin anlamını tam bilmesek bile, eğer artikel konusunu kavramışsak, cümleye bakınca bazı şeyleri hemen görüp fark edebiliyorsak, artikeli, ismin hangi halinde olabileceğini filan, artikelin değişime uğramış olup olmayacağını filan kavrayabiliyorsak, bu cümleleri hiç okumadan bu boşluklara tak 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 en, es, er vesaire hemen getirebiliriz. Bunları okumuyorum ben. Bunları okuyup bu boş yerlere ne geleceğine karar vereceğiz. Bir kağıda not edeceğiz. Tabii bu 10 tane olması lazım. Bakalım. Evet, 9 tane çıktı. Evet, bunları cevaplarını hemen şuradan karşılaştıracağız. 10 taneymiş ama 9'u çıkmış maalesef burada. İşte bu kes yapıştırda biraz sorun yaşanabiliyor. Evet, 9 buraya 9 tane yüklemişiz. Neyse, şu 10'uncu yok yani. Evet, bu son sayfa tabii aynı zamanda belirli artikelle sıfat tamlaması çalışması burada sona erdi. Bir sonraki konumuz adjektif deklinasyon mit dem unbestimmten Artikel. Yani belirsiz artikelle sıfat tamlaması. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.